Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Biraz rüzgarlı ama keyifli yine de. Bugün şehrimizin kent ormanı veya şehir ormanındayız. Stadtwald Neumünster diye geçiyor. Gerçekten çok güzel ve arada kaçtığımız bir yer. Keyifli oluyor burada zaman geçirmek. Bugün video burada çekme karar verdim. Ve çok önemli bir konu konuşacağız. Uzun zamandır bize sorulan, aslında sıkça sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Almanya'ya gele gelmez dikkat etmemiz gereken ve yapmamız gereken şeyler neler? Biliyorsunuz Almanya'ya gelmek bir mesele ama geldikten sonra da adapte olmak ve işlemleri yapmak da bir ayrı mesele. Bunu biraz konuşacağız bugün, size anlatacağım. 8 maddeye ayırdım tek tek. 8 tane önemli şey var. Hem gezeceğiz, hem size biraz burayı göstereceğim, hem anlatacağım. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gelir gelmez yapmamız gereken en önemli şeylerden biri kesinlikle yabancılar bürosundan randevu almak. Çünkü biliyorsunuz size gelen vize tipi ne olursa olsun genelde 3 aylık ya da 6 aylık geliyor. Bu hangi sebeple? Size ilk kısa bir sürelik vize verilir ki bir an önce gelin ve işlemlerinizi başlatın. Artık hangi amaçlıysa, iş, evlilik veya eğitim hiç fark etmez. Gelir gelmez yabancılar bürosundan randevu aldıktan sonra orada yapacağımız ve yaptıracağımız işlem oturum süremizi uzatmak. Nasıl uzatabiliriz? Hangi şartlarda uzatabiliriz? Bu zaten size önceden söyleniyor. Yani ne kadar uzatılabilir, uzatılabilir mi? Vize türünüze göre de değişiyor tabii ki. Mesela eğitim vizesiyle geldiğiniz zaman tabii ki eğitim süresince size bir oturum verilir. İş vizesiyle geldiğiniz zaman tabii ki iş sözleşmenizin uzunluğuna göre bir şey verilir. Ama mesela evlilik yoluyla geldiğiniz zaman en az aslında 3 yıllık bir vize, bir oturum pardon veriliyor. Ondan ötürü hangi sebeple gelirseniz gelin oturum uzatımı için randevu almanız gerekiyor. Bunu yapmadığım zaman ne oluyor? İşte o zaman maalesef kaçak sayılıyorsunuz. Yani gelir gelmez lütfen hemen oturum için randevu alın. Bunu sakın sakın ihmal etmeyin. Çünkü sadece oturum değil. Bu ülkede yaşayabilmek için gerekli olan bütün şeyler neyse onlar da size bildiriliyor orada. Mesela Almanca kursa ihtiyacınız varsa bildiriyorlar. Sağlık sigortasına vesaire ihtiyacınız varsa bildiriyorlar. Yani A'dan Z'ye aslında size bunları orada anlatıyorlar. Yani kesinlikle ihmal etmeyin. Şimdi oturumumuz uzadı. Bütün belgeleri tamamladık, işlemleri tamamladık. Şimdi tabii ki bundan sonraki ilk işimiz ikamet almak. Zaten gelmeden siz muhtemelen bir ev veya daire tutmuş olmalısınız ki genelde çünkü bunu talep ediyorlar. Şimdi bunun ikamet belgesini almamız lazım. Bunun adı da Almanya'da Meldebescheinigung. İkamet belgesinin başvurusu da yine Türkiye'deki gibi belediyelerden yapılıyor. Bürgerbüro dediğimiz yerden bunun randevusunu alabilirsiniz. Bu bizim için neden önemli? Bir, randevu almak bir kere çok zor. Yani haftaları bulabilir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. İkincisi, iş için, sigorta için, aklınıza gelebilecek araba için, aklınıza gelecek her şey için bir ikamet belgesine ihtiyacınız var. Çünkü burada araba alırken ehliyetiniz sorulmuyor bile, düşünün. Yani ehliyetiniz var mı yok mu? Karşı tarafın umurunda değil. Ama ikametinizi merak ediyorlar. Ev adresinizi kesinlikle istiyorlar. Bir de Almanya biliyorsunuz hala postayla, mektupla iş yapan bir ülke. Öyle online sisteme çok geçmiş değil. İlk geldiğiniz zaman da zibilyon tane mektup alacağınız için ve zibilyon tane dosyanız olacağı için evde bir ikamet istiyorlar her konu için. Ondan ötürü sakın ihmal etmeyin. Hele ki şu dönemde maalesef 4 ila 6 hafta arasında sürebiliyor randevu almak. Çok acil bir şey varsa tabii ki acil hatlar oluyor bunun için ama olmadığını farz edelim. 4 ila 6 haftalık bir süre var ve bir an önce ikamet belgesine ihtiyacınız var. İşiniz için, arabanız için, sigortanız için. Ondan ötürü lütfen hemen bu randevuyu alın ve ikamet belgesini de elde edin. Şimdi oturumumuzu uzattık. İkamet belgemizi aldık. Şimdi iki şey için banka hesabına da ihtiyacımız var. Banka hesabı Allah'tan Türkiye'de de öyle diye hatırlıyorum. Çok çabuk randevusu alınabilen ve işlemleri çabuk olan bir şey. Almanya'da belki nadir olan bir şey ama banka sonuçta. O da kazanması lazım, öyle düşünelim. Hemen banka hesabı için randevu almanız gerekiyor. Bunun bir sebebi tabii ki dediğim gibi iş için gelenler tabii ki bir banka hesabına ihtiyacı var. Ve Almanya bu konuda biraz katı.
banka hesabınız olmadan da işe genelde başlatmıyorlar. Yani ya ben bugün başlayayım 3 hafta sonra benim banka hesabım geliyor diye riske giremiyor işveren. Çünkü resmi olarak sözleşmeli çalıştıysanız ve maaşınız diyelim ki yatmadı süresinde ve siz dava açtınız, şikayet ettiniz, kazanabiliyorsunuz. Bu işveren için çok çok büyük bir risk. Onun için hemen gidin lütfen bir banka hesabı açtırın bankada. Ayrıca hemen çalışamadım da olabilir sonuçta ve Job Center dediğimiz Arbeitsagentur dediğimiz kuruma başvurduğumuzda biliyorsunuz sosyal yardım alabiliyoruz. Bu sosyal yardımda da banka hesabınız olmadan eskiden yapılıyordu, elden veriliyordu ama artık sosyal yardım verilmiyor. Tamam. Diyelim ki 2 ay 3 ay banka hesabınız olmadı ama siz başvuruyu çoktan yapmıştınız. Geri dönük size yatırırlar yatırmasın ama o sürede parasız ne yapacaksınız? Onun için ilk işiniz, daha sonra üçüncü işiniz banka hesabı açtırmak olsun. Dediğim gibi bu hemen oluyor ama ikamet olmadan ve oturum olmadan yine olmadığı için sıralamayı bu şekilde yaptım. Üçüncü işiniz dediğim gibi banka hesabı açtırmak. Özellikle bunu belki ikametten önce de söylenebilirdi ama ev veya daire başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk gelenler, öyle duyuyorum genelde, genelde işte bir akrabasının, tanıdığının veya geçici bir ev veya dairede kalıyorlar. Bu otelde olabilir, motelde olabilir, Airbnb'de olabilir, artık ne derseniz buna. Tabii ki kendi evimize, dairemize çıkmak isteriz. Maalesef Almanya'da özellikle 2015'ten beri diyebiliriz, işte bir göç krizi yaşandı, Afganistan krizi, Ukrayna krizi derken haliyle çok göç aldı ülke ve çok göç alınca tabii ki var olan boş daireler de doldu. Bu kriz bundan önce de vardı ama bu kadar yoğun değildi. Ondan ötürü acele etmenizi tavsiye ederim. Daha doğrusu erken davranmanızı tavsiye ederim. Çünkü şansınıza göre değişir ama ortalama 4 ay olarak hesaplayın lütfen. Bir ev veya bir daire bulabilmek sizin istediğiniz gibi. Sonra tabii ki daha bunun masrafları var, işlemleri var. Bugünden yarına olmuyor bu işler. Çünkü Almanya'da siz diyelim ki İnternetten bir daire beğendiniz. Emin olun sizin gibi onlarca insan daha bu daireyi beğenmiş oluyor. Ve bir sıraya giriyorsunuz. Burada Besichtigungstermin diye bir sistem var. Yani ziyaret etme randevusu. Aileler tek tek çağrılıyor. Evi, daireye dolaşmak için ziyaret ediyorlar. Evi geziyorlar. Siz beğendim, %100 almak istiyorum deseniz bile sizden öncekiler de muhtemelen dediği için bu karar ev sahibine kalıyor. Önemli olan faktörler nedir? Siz ne kadardır Almanya'dasınız? Sağlam bir işiniz, bir geliriniz var mı? Buna bakılıyor. Aile misiniz, değil misiniz? Buna da bakılıyor. Her ülkede sanırım aynı bu konular. Onun için bu faktörleri de göz önünde bulundurarak, bu süreyi de unutmayarak bir an önce ev ve daire arayışına lütfen çıkın. Bir de özellikle çocuklu ailelere sesleniyorum. Biliyorsunuz Almanya'da sosyal yardımlar çok. Siz işsiz olun veya işsiz olmayın fark etmez. Çocuk parası ve ebeveyn parası mutlaka almalısınız. Yasa var. Yani şartınız. Herkes alıyor. Bunu milyarder de almak zorunda. En düşük sınıftaki insan da almak zorunda ki zaten o almak isteyecektir. Bunun başvurusunu bir an önce yapmanız lazım. Bu işlemler uzun sürüyor. Bunun sebebi vermek istememeleri değil. Kağıt kürek işleri. Onu giriyorsun, bunu giriyorsun, şunu giriyorsun, şunu istiyor, 10 kere bunu istiyor. Doğum belgesi çok önemli mesela. Bunu sakın unutmayın. Bu işlemleri göz önünde bulundurarak ve süreyi göz önünde bulundurarak Kindergeld ve Elterngeld başvurusunu bir an önce yapın. Sakın ihmal etmeyin. Bir de tabii ki çocuk demişken ana sınıfın olayını unutmamamız lazım. Almanya'da mesela çok büyük bir kıtlık var ana sınıfı konusunda. Ana sınıfı yeri konusunda. Çünkü çok çocuk var, tahmin edilenden mi artık bilmiyorum. İki şey çok eksik. Ana sınıfı, yani boş sınıf. Bir de Etia ve Etiyar'ın dediğimiz, yani ana sınıfı öğretmenleri çok az. Türkiye'de biliyorsunuz hani ben özel okulda çalıştım. Orada mesela 25-30 kişi öğrenci bir sınıfta olabiliyordu ama burada öyle bir dünya yok. Burada dikkat ediyorlar. 10-15, tabii okulun büyüklüğüne göre 20'ye de çıkabiliyor ama hani 30'dur 40'dır bunlar yapılmıyor. Ondan ötürü sınıflar kıt. Ve listeler de uzun. Yani siz bugün başvuru yaptığınız zaman 2 hafta içinde yasal hakkınız olmasına rağmen bir kindergarten, bir anaokulu çıkmayabilir. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Onun için gelir gelmez çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun ana sınıfına uygun olsun ve olmasın. Ki dipnot burada doğur doğurmaz yapıyorlar bu başvuruyu. Sıralamayı sokun.
ki sonra rahat edin. Size ulaşıyorlar. Sıkıntı yapmayın sakın. Ve yasal bir hakkınız olduğunu da unutmayın. Evet ama şakaya gelmez bu durum. Yazık olur çocuğa. Almancası gelişsin, kültürü tanısın, sosyal çevre edinsin bu sayede bence. Onun için bir an önce ana sınıfını kaydettirin. Bunu sakın ihmal etmeyin. Şimdi de bu işin biraz Türkiye boyutuna dönelim. Almanya'da ikametiniz olur olmaz, yani kayıtlı bir adresiniz olur olmaz arkadaşlar, bizim yaptığımız yapmayın sakın, hemen Türk konsolosluğundan ikamet bildirisi yapmanız zorunludur. Ne zaman? Almanya'da ikametiniz oldu, 14 gün süreniz var. Bunu unutmayın sakın. 14 gün süreniz var ve ikamet bildirisi yapmak durumundasınız. Yapmadığım zaman ne olur sorusunu sorarsanız eğer, yapmadığınız zaman bir ücret ödemeniz, ceza ücreti ödemeniz gerekiyor maalesef. Bu ücret yüksek değil, yani 71 TL, ama ne gerek var? Çünkü konsolosluğa gideceksiniz, ücret ödeyeceksiniz, özür dileyeceksiniz, yok bilmem ne beyannamesi falan. Yani 2 hafta içerisinde üşenmeyin arkadaşlar, lütfen ikamet bildirisini mutlaka yapın. Konsolosluk rahat etsin, siz de rahat edin, kafanıza takmayın. Bir başka önemli mesele telefon hattı. Şimdi telefon hatları burada ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir sözleşmeli işiniz olmadan alamayacağınız faturalı hat. İkincisi sözleşmeli işiniz yoksa alabileceğiniz kontörlü hat. Kontörlü hat muhabbeti aslında Türkiye'deki gibi. İşiniz yok diyelim, yapacak bir şey yok, olabilir. Kontörlü hat alma hakkınız var ve burada fiyatlar genelde uygun. Yani kendimden örnek vereyim. 2 GB internetim vardı Vodafone'da. Sonra süresiz arama, süresiz SMS 9.99 ödüyordum. Hani aklınızda olsun diye söylüyorum. Faturalı hatlarda ise işler tabii ki değişiyor. Yani yukarıya doğru sınır yok. 60-70, 100-150 oraya da faturalar var. 15 oraya da faturalar var. Tamamen işte telefonu alacak mısınız yanında? Almayacak mısınız? Ne bileyim işte interneti şöyle olsun böyle olsun da var. Mesela kardeşim 40 GB interneti var. Tabii ona göre bir fatura ödüyor. Mesela ben ve Sevi 15 GB internetimiz var. Ona göre bir fatura ödüyoruz. Yani anlayacağınız arkadaşlar, sinek kondu, korktum yemin ediyorum, sinekmiş. Anlayacağınız her fiyat balansında hepinize uygun, yani maaşlarımıza uygun faturalar bulmak mümkün. Ama tekrar söylüyorum, fatura sadece işiniz varken oluyor. İşiniz yokken de kontörlü hat alabiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim son maddeye, sağlık sigortası kartı. Şimdi sağlık sigortası aslında kartı değil sadece. Arkadaşlar burada işiniz olsun veya olmasın siz devlet tarafından sigortalanıyorsunuz. İşiniz yoksa size Job Center tarafından verilen sosyal yardımdan sağlık sigortanız zaten karşılanıyor. Siz fark etmiyorsunuz ama size yatan maaştan. Devlet sizi sigortalıyor. Yani işiniz gücünüz, işim gücüm yok, sigortalı mıyım, hastaneye gidebilir miyim diye dert etmeyin. Evet, burada her vatandaş ücretsiz olarak hastanelere gidebilir. Tabii ki çok büyük ameliyatlar falan bir ücrete tabidir mutlaka. Onları araştırmak lazım ama hani basic işlemler için, diş hariç, önemli not, gidebilirsiniz. İşiniz olduğu takdirde de zaten brüto maaşınızdan kesiliyor. Onun tutarı yine sigortanıza göre değişkenlik gösteriyor. Ve yine lütfen dikkat edin, sigortanıza göre de işte diş sigortanız var mı yok mu? İşte şu sigortan var mı yok mu onun içinde? Tabi bunu tek tek araştırmanız gerekiyor. Lütfen sakın unutmayın. Çünkü ben ilk geldiğimde işte ya sigortalısın sen hiç merak etmeden de dişçiye bir gittim, fatura çıktı. Halbuki çok basit bir işlemdi. Ama sigortam karşılamıyormuş. Olabilir, bilmiyordum. Yani sağdan soldan duyduğunuza da inanmayın. Okuyun, araştırın. Çünkü hemen hemen her sağlık sigortasının web sitesi İngilizcesi de mevcut. Artık Türkçe ve Arapça seçeneği de çok. Hani göçten ötürü. Ukraynca, Rusya zaten. Onun için bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Mutlaka sağlık sigorta kartınıza da dikkat edin. Evet arkadaşlar. Bu da aslında 8. maddeydi, yani son maddeydi. Umarım biraz da olsa faydalı bilgiler aktarabilmişimdir size. Sevi'yle biliyorsunuz biz uzun zamandır size bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Hap bilgi, hani hızlı hızlı verelim, özet olsun, bilgiler edinilsin. Hani amacımız bu. Çünkü hepimiz yeni geldiğimizde soru işaretlerle dolu oluyoruz. Bizler gibi insanlar da tecrübelerini paylaştıkça bence bilgiler çoğalacaktır ve bu tecrübesizlik ortadan kalkacaktır. Çünkü
buraya gelmek ne olursa olsun korkutucu. Çünkü başka bir ülkeye gidiyorsunuz, yeni bir ülkeye gidiyorsunuz. Yeni bir dil, kültür, işlemler, her şeyi A'dan Z'ye. Ama lütfen şunu unutmayın. Ne zorluklar yaşarsak yaşayalım, sonu çok güzel. Hep çok güzel olacak. Korktum. Hep çok güzel olacak. Onun için lütfen çekinmeyin sakın. Hayallerinize devam edin. Hedeflerinize ulaşın. Her zaman da mutlu olun. Hepinizi öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere.